Merhabalar arkadaşlar. LGS grubu nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Haydi bakalım. En güzel liseler sizlerin olsun deyip ilk denememizi çözmeye başlayalım sizlerle. Hangi yayın derseniz LGS deneme sınavı Adal Yayınları. Bak Adal Yayınları arkadaşlar. Haydi çözelim. Sorular biraz sert olabilir öğrencilerin söylediğine göre. Bir bakalım neler varmış sorularımızda. Haydi başlayalım. Birinci soru, yukarıda üstü sayıların özelliklerini vermiş. 4 tane yeşil, 4 tane sarı kart vermiş arkadaşlar. Evet, yeşil kartlardaki üstü ifade eden her biri sarı kartlardaki her bir üstü ifade ile bir kez çarpılarak yeni üstü ifadeler elde ediliyormuş. Bunlarla bunlar çarpılacakmış, hikaye böyle gidiyor. Buna göre elde edilen bu üstü ifadelerden en büyüğünün, en küçük, en büyüğünü bulalım önce. En büyüğünü nasıl bulursunuz arkadaşlar? En büyüğünü bulmak için pozitif olması lazım bir kere ikisi. Bak gördünüz mü? En büyüklerin. Hadi yapalım. 2 üzeri 10 çarpı 16 üzeri 3, 2 üzeri 12 yaptı mı? Böyle. Şimdi geldim en küçüğüne. Arkadaşım, biri negatif olacak. Bir de diğeri de en büyük olacak buradaki. Çünkü negatif en büyük. Negatif sayıda en büyük sayı çarparsam payda en küçük olur. O zaman bununla bunu gördüm. Eksi 8 çarpı üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri 10. Düzenleyelim. Üst taraf 2 üzeri 22. Alt taraf eksi 2 üzeri eksi 3. Toplarsam 10'dan 3 çıkarsam şurası ne yapar? 2 üzeri eksi 3 yapar. Çarparsam 2 üzeri 7 yaptı. Evet, yukarıda özelliğimiz tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Eksi 2 üzeri 15 cevabı karşınıza gelmiş oldu. Birinci sorunuz bu arkadaşlar. İkinci sorunuza geldik. Oho! Ben arkadaşlar yukarıda okumak istemiyorum. Örnekte görüyor zaten. Kullanılacak kod demiş. 2 verilmiş. Kod 2 ve sayı buradaymış. Ve şifre 13'müş. Bakalım şifre 13 mü nasıl geliyor? Bakın. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 yani. Soldan sağa doğru 2'nin kuvvetlerini bir hatırlarak geliyorum. Örneği anladım arkadaşlar. Gördünüz mü? 3 yaz. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3. 1, 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Yukarıda tamam. Hangisi yanlış yapılmıştır? Bir toplayalım doğru mu? 1, 4 daha 8. 1, 4 daha 5. 8 daha 13 olur. Tamam. Hadi. Şimdi şunları yapalım. Kodları beraber yapalım. Hemen geldim. 2 çarpı 5 üzeri 0 artı 0 çarpı 5 üzeri 1 artı 0 çarpı 5 üzeri 2 artı 1 çarpı 5 üzeri 3. Aha. 5 üzeri 3 125. 2 daha 127. Tık doğru. Şuraya geldim. Anlaşıldı mı mantık arkadaşlar? Hocam diyorsun 4 kod. 2 çarpı 4 üzeri 0 artı 2 çarpı 4 3 çarpı 3 çarpı 4 üzeri 1 artı 0 çarpı 4 üzeri 2 artı 1 çarpı 4'ün küpü 64. 12 daha 76. 2 daha 78. Doğru. Geldim burasına dostum. Haydi yapalım. 2 çarpı 3 üzeri 0 artı 2 çarpı 3 üzeri 1 artı 0 çarpı 3 üzeri 2 artı 2 çarpı 3 üzeri kaç oluyor? 3 oluyor. 27. Burası 0. 27. 6 daha 27. 63. 2 daha 65 olacak. Aha yanlışı bulduk. Doğru cevap. Yanlış diye bize bu. Şunu da yapalım. Değil mi de arkadaşlar? Hadi yapalım. 1 çarpı 2 üzeri 0 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 3. 8. 12. 14 bir daha 15. Bu da doğru arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, geçmiş olsun ikinci sorumuzdan. Geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Haydi bakalım. Yukarıda verilen eşitliklere göre C sayısının kaç tane pozitif? Arkadaşlar hemen önce EBOB'unu bulalım şunların. EBOB neydi? Kuvvetlerin en küçük oranı. A'da 2 üzeri 5 var. B'de 2 üzeri 3 var. Aha gördüm. 2 üzeri 3 çarpı. A'da 3'ün karesi var. B'de 3'ün 3'ü var. EBOB sorduğun için üstün en küçük kuvveti alınır. Bu. Evet. C'yi buldun mu? C'miz bu muymuş dostlar? Yukarıda verilen eşitliklere göre C sayısı kaç tanedir? C sayısını buldum. 2 üzeri 3. 3
3'ün karesi. Pozitif tam sayı böleni. Arkadaşlar ne söylemiştik? Eğer pozitif bölen sayısını bulmak istiyorsanız asal çarpanlarını ayır. Kuvvetlerini 1 artır çarp. Kuvvetini 1 artırdım 4. Kuvvetini 1 artırdım 3. Ne oldu? 12 oldu arkadaşlar. Gitti cevabınız. Arkadaşlar yine bir hikaye okumak zorundayım burada. Yine bir üst özellik vermiş. Hiç sıkıntı yok bizim için. Aşağıda 3 tane çarp ve çarpların her birinde üzerinde birer tane tam sayının yazılı olduğu 5 tane top vardır. Çarklar çevriliyor ve durdukları içlerindeki toplardan birer tanesi altlardan kaplara düşüyor. Kapların içindeki toplarda yazan sayılarla aşağıdaki gibi bir oyunu oynanacak. Haydi oynayalım beraber. Birinci kabın içindeki topta yazan sayı taban. Burası taban. Yazmış zaten adam. Vay yavrum. Taban, kuvvet, üst. Tamam anladım ben arkadaşlar. Kaba. Evet anladım. Şuradan buldum ya, bir kuvvet üstü sayı buldum. Burada üst sayının kuvveti olacak. Anlaşıldı. Burada anlatmış zaten. Ben görmemiştim. Evet yakaladım. Tamam. Hiç olmama gerek yok. Çarkta yukarıdaki gibi iken toplar çevrilmeye başlıyor. Bir süre sonra duruyor ve kapların içine birer tane top düşüyor. Çöp top düşecek. Çöp top düşecek. Çöp top düşecek. Burası taban. Burası üst. Burası da her ikisinin üstü. Tamam. Buna göre kapların içine düşen toplardaki sayılarla oluşturulan üstü ifade aşağıdan hangisi eşit olamaz diye. Haydi beraber yapalım. Önce şuraya bakalım arkadaşlar. 1 bölü. 2 üzeri kaç burası? 4. 16 üzeri 24 mi oldu? 2 üzeri 24'ü yakalayacağım ama eksili olacak. He, o zaman 2 düşsün. Ya 2 düşecek ya 4 düşecek. Kim düşsün? Kim düşsün? Eksi 2 düşsün. Eksi 2 düştü mü? Şunu yapayım arkadaşlar dikkat edin. Eksi 2 için üstün ne olması lazım? Evet. Eksi 2 düştü. Evet arkadaşlar. Buradan eksi 6 düşsün. Eksi 2 üzeri. Eksi 6. Üstü 4. 4 düşecek. Evet. O da ne olur? Şöyle yapayım. Eksi 2 üzeri. Eksi 6 düştü. Üstü 4 mü oldu? Buradan 4 düştü. Bunun kuvveti oldu. Haydi yapalım bunu. Siz yaparsanız. Eksi 24 çift kuvveti olacak. O zaman 1 bölü 2 üzeri 24 oldu. Tık oldu. Şimdi geldim. 1 bölü 9 üzeri 5'e geldim. O zaman buradan kim düşecek dostum? Kim düş? 3 düşsün. 3 düş dostum. 3 hop düştü. 3. Eksi 3 düştü. Buradan kim düşsün? Benden negatif olacak. Yani burası nedir aslında? 9 üzeri eksi 5. Yani ne dedi? 9 yaparsan 3 üzeri eksi 10 mu oldu? Evet. 3 üzeri eksi 10 olacak. Yani 3 üzeri eksi 10 olacak arkadaşlar. Tamam. Burası çift kuvvet olacak yani. Hemen gelsin burada. Şurada o zaman kesinlikle 5 düşmek zorunda. 5 düştü mü? O zaman buradan 2 düşecek. Evet. 2 düşmesi lazım. 2 yok. Evet. O zaman buradan kim düşecek? Eksi 5 değil de 5 düşsün. Buradan da eksi 2 düşer arkadaşlar. Bu da tamam. Sıkıntı yok. Geldim şimdi şuna. Evet. Burası ne? 2 üzeri kaç? 20. Hadi. Kim düşsün buradan? Eksi 2 düşsün. Buradan kim düşecek? Arkadaşım. 4 var mı? 5 var. Önemli değil. Buradan 5 düşer. Buradan da 4 düşer. Tamam. Bundan da sıkıntı yok. Evet. Şimdi geldik şuna. 2 üzeri 64. Hemen üst sayıya çeviriyorum arkadaşlar. Hemen üst sayıya. 2 üzeri 64. Hadi bulalım beraber. Hocam burası gelsin bakalım. Hop. Hadi. Eksi 68 düşemez. Eksi 4 düşsün burada. Büyük çünkü burası 64 olduğu için. Buradan en büyük kuvveti 6 var mı? 60, hayır yok. Evet burası ne olacak? Aslında 2 üzeri 2 çarpı 32'yi bulabilir miyim? 32'yi bulabilir miyim? Buradan 8 inse. 8 inse. Evet arkadaşlar bu olmuyor. Denizli cevabı olmuyor arkadaşlar. Ha, 8 burada varmış. 8 var. Dur. 8. Eksi 2 üzeri. Buradan eksi 4 indi.
X4'ünde. Burada 3 indirme bak. 3 çok arkadaşlar. 3'leri, 6'ları at alamıyorum. Evet. Burada 8'i gördüm ben. 8'in yanına evet burası 2 yapıyor. 16 oluyor. 2 üzeri 64 olmuyor arkadaşlar. Cevabınız deniz olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Kolay bir soruydu bu da. Evet, sorularınız uzun, uzun, uzun dostum. Arkadaşım şimdi buraya geldim. Haydi cambalar, ne dersiniz siz? X, Y, Z tam sayılar birden farklıymış. Arkadaşım, şurayı bir düzenle önce. Önce üstü düzenle. 2 üzeri kaç olur burası? 56. Kaç? 16'nın 6'lısı değil mi? 2 üzeri 7, 128, 2 üzeri 8 mi oldu? Şu değil mi? 2 üzeri eksi 8 değil mi? Hadi. O zaman eksi 8 ise ben şöyle yapabilir miyim? Üstte alttan yapacağım. O zaman eksi 4'e eksi 4 yapar mıyım? Çünkü eksi çift kuvvet artı yapacak. Eksi 4'e 4 olur. 2 içeri alırsam 4 kalır. Evet. X neymiş arkadaşlar? Eksi 4'müş. X'i buldum. Tamam. Şimdi şuraya geldim. Haydi burayı düzenleyelim. Arkadaşlar buranın en az olmasını istiyor. Dur. 2 buraya san 64'ün karesi olur mu? Yani 2'yi ne yaptım? Yani 2 çarpı 2 dedim. Şu kareyi aldım. 8'in karesi 64 yaptım. Peki ben bunu eksi 64'e eksi 2 desem artık bunu eksi alsam burasını. Burayı da artık alsam. O zaman x'imiz ne oldu? Eksi 4. Y'miz ne oldu? Eksi 64. Z'miz ne oldu? 2. Evet. Toplarsanız eksi 4, eksi 68, eksi 2 daha, eksi 70 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Şimdi şu soruya geldik. Haydi bakalım. Vay vay. Aşağıdaki 12 kilogram kırmızı biber, 15 kilogram tuzun tamamı birbirine karıştırılmadan ve her biri eşit kütlede olacak şekilde poşetlere konulacakmış. Evet. Ben eşiti gördüm. Eşit varsa EBOB vardır dostum, unutma. Dikkat edin, 12 ve 15 kilogram tuzlusu. Poşetlerin her birinin kütlesi, haydi bakayım sen. 400 gramdan az ve gram cinsinden tam sayı olacaktır. O zaman ben 12 ile 15'in ekokunu alayım. 12 kilogram ve 15 kilogram EBOB'unu alayım. Kaç oluyor? 3 mü oldu? 3 kilogrammış. 3 kilogram ortak poşetim olsaydı eğer, en az deseydi 3 kilogram ama poşetlerim 400 gramdan azmış, vay vicdansız vay. 3 grama çevirmeseydi 3 verecektim. 4 bundan gelecekti, 5 de bundan gelecekti, işi bitirmiş olacaktım ama öyle dememiş. 400'den küçük. O zaman 3000'i bedersem ben 300 var mı 3000 içinde? 300 var. O zaman 300'e kaç tane olur? 12.000'i 300 gramı bedersem, çünkü bu arkadaşlar 3000 kilogramın bölenlerine var. 300 çarpı 10 var. O zaman en az 400'den az olacağı için poşetimin şeyi, gramı, o zaman 300 olabilir. 3000'e bölünen. Anlaşıldı mı? 300'ü böldüm. 12.000'i kilo neydi? 12 kilogramı grama çevirdim. 12.000 yaptı. Çat 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 çat. Kaç oldu? 40 tane buna gerekiyor. 15.000'i 300'e böldüm. Çat 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 çat. 50 de bundan gerekiyor. 40 tane ondan, 50 tane de bundan lazım. Kaç oluyor? 90 lazım bize. 90 tane poşet lazım. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani aslında 3, 4 aslında burada da gözüküyor. 3 3000'e 4 tane eğer olsaydı, kilogram, 3 kilogram olsaydı 4 bundan, 5 de bundan da 4, 5 daha 9, 9'un katları olacak ama burada dikkat edin, hepsi 9'un katı mı? Şunlar şu oluyor, şu cevap şu geldi. 300'e çevirdik, 300 gramı çevirdik. Grama çevirdiğim için arkadaşlar, evet soruya geldik, hayırlısı. Haydi bakalım, uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun iki katıymış. Haydi bakalım sen, uzun kenar uzunluğu, kısa kenar, burası A ise burası, burası 2A ise burası A olmaz mı? Alan neydi? Alan kısa kenar çarpı uzun kenar değil miydi dostum? A çarpı 2A eşittir. 8 üzeri kaç burası? 5 mi? Evet. A kare eşittir.
Şunu 2 çarpı a kare diyelim. Şurayı 3 sayıya çevir. 2 üzeri kaç olur? 15 mi oldu? Her tarafı 2'ye bölelim arkadaşlar. A kare ne oldu? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 15'ten 1 çıkarsa 2 üzeri 14 olur. O da ne olur? A eşittir. 2 üzeri 7 oldu mu dostum? Alın size 207, 2 üzeri 7 geldi. Bizden ne istiyor bu adam? Bu arazinin çevresine, köşelerine de dikilmek şartıyla 2 üzeri 5 birim aralıklar ağaç dikecekmiş. Arkadaşım aralıklarla ağaç dikilecekmiş. 2 üzeri 5 birim aralıklar ağaç dikilecekmiş. Buna göre bu arazinin çevresine dikilecek olan ağaç sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Köşeler 2 tane geliyor, gördünüz mü? Şimdi geldim. Şunu şöyle alayım ben. Uzun kenar 208 oldu mu? A 252 çarpı 208 oldu. Kısa kenarda 257 mi oldu? Kaç metre? Bu arazinin çevresinde köşelerine dikilmek şartıyla 2 üzeri 5 birim aralıklarla ağaç dikecektir. 2 üzeri 5 birim aralıklarla ağaç dikilecektir. Tamam. A'yı bulduk. Tamam dostum. Evet. Hadi bakalım. Üzeri 5 birim bu arazinin çevresini dikecek ağaç sayısı nedir? Çevreyi bir bulalım. 258, 2 tane var. 259 oldu mu çevresi? Evet, çevresi. Artı 258 oldu mu? Oldu. Burayı şöyle yaparsam 258 parantezden 3 mü geldi? Evet, 258 çarpı 3 oldu. Çevreyi buldum ben. Bunu da 255'e bölersem aralıklarla dikeceğim için, o da ne yaparsa, sadeleştirme yaparsam burası kaç? 8'den 5 çıkarsa 253 çarpı 3. O da ne olur? 8 çarpı 3'ten 24 cevabı karşımıza gelmiş olur. Bakın arkadaşlar ne yaptım. Çevresini buldum. 2 tane olduğu için 2 ile çarptım, 209 oldu. 2 tane olduğu için 2 ile çarptım, 208 oldu. Çevreyi buldu. Çevre buymuş. Onu da düzenledim. 208 parantezini aldım. Üçlü sayılarda toplama çıkarma ne oluyordu arkadaşlar? Ortak parantez aldım. 208 çarpı 3 oldu. Çevreyi buldum mu? Çevreyi 205'e bölersem kaç tane ağaç diktiğimi görürsünüz arkadaşlar. 24 tane ağaç geliyormuş. Bu da tamam. Haydi devam. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayılar denir. Bir ve kendisinden başka tam bölen olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden ve kendisinden başka tam bölen olmayan tamam. Asal sayıyı tanımlamış. Betin ile Cemre'nin yaşları toplamı 27'dir. Betin Cemre'den 3 yaş büyükmüş. Bak Metin Cemre'den 3 yaş büyükse burası x artı 3'müş, burası da x'miş. A yıl sonra Metin ile Cemre'nin yaşları aralarında asaldır. A yıl sonra asal olacakmış. Metin Cemre'nin yaşları aralarında asaldır. Fakat yaşları toplamı asal sayı değildir. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yaşları toplamı 27 ise kardeş, hemen düzenle. 2x artı 3 eşittir 27. Hemen şöyle yapıyorum. 2x artı 3 eşittir 27. Cemre'nin yaşı x. Metin'in yaşı x artı 3. Topladım 27. 2x eşittir 24. X eşittir 12 miymiş? Yani arkadaşım şimdi şöyle yazayım. Metin, Cemre. Bu 15, bu 12 mi? Haydi yapalım. Şimdi ne diyor? A yıl sonra Metin ile Cemre'nin yaşları aralığında asalmış. Asal olacak. Haydi ekleyelim. 19 ekle. A hangisi olamaz A yıl sonra? 19 eklersem burası ne olur? 25, 34 oldu. 19 eklersem ikisi de 19 büyüyeceği için. 19 ekledim. Kaç olur? 29, 31. Aralığında asal mı? Tamam. Sıkıntı yok. Oldu. Sıkıntı yok. Oldu bu. 14 deniyorum arkadaşlar. 14 denedim 29. 14 denedim arkadaşlar 26. Sıkıntı yok. Bu da oldu.
Şimdi geldik. 11'i deniyorum arkadaşlar. Asalı gördüğümüz zaman oluyor zaten. Aradan da asal oluyor. 11 ekledim 26. 11 ekledim 23. Bu da oldu. Sıkıntı yok. Tamam. 18 ekledim 15. Aha. 8 eklersem 23. Aa, yıl sonra Metin Cemal yaşlarında asaldı. Fakat yaşlar toplamı. Ha, bir de toplamı arkadaşlar. Bir de toplamı unuttuk. Tekrar yapacağız ya. Uf 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 uf. Hadi. Arkadaşlar bir daha yapacağım mecburen. Kaç oluyor burası? Asal değildir diyor. Asal değildir. Hemen 15. Kaç oldu burası? 34. 19 ekledim. 34. 31. Kaç oldu? 65. Asal değildir. Tamam. Sağladı. Geldim 14 ekledim 29, 14 ekledim 26, aranasal 15, elde var 1, 55, asal değil, gitti, bu da gitti. 11'e geldim 26, 11'e geldim 23, topladım 9, 49, bu da asal değil, tamam asal değildir diyor, tamam sağladım. Geldim 8'e 23. Geldim 8'e 20. 23, 20 daha 43. Arkadaş toplamları asal olduğu için bu cevap olmuyor arkadaşlar. Soru çok kolay bir soruydu. Sadece yaş problemini katmışlar ama kolay bir soruydu arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Oo, soruya bak. Bir markette çilek reçelleri 360 gram ve 480 gramlık kavanozlarda satılmaktadır dostum. Bu markette satılan çilek reçellerinin sayı satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Bu markette 18-10-2022 tarihinde 360 gramlık şişelerde satılan çilek reçeli miktarı 480 gramlık şişelerde satılan çilek reçeli miktarına eşitmiş. Bakın arkadaşlar bugün satılan çilek reçeli inen ikisinin fiyat yani gramları aynıymış. Yani bundan mesela 1000 satıldı, gram satıldı, bundan da 1000 gram satılacak. O zaman 360 ile 480'i eşitleyelim. Ekok'unu alalım. Ekok. Ona hatta ona böldüm. 36, 48. Niye böldüm? 12'ye böldüm. 3, 4, Ekok alıyorum arkadaşlar. 3'e böldüm 1. 4. 4'e böldüm 1. Çarparsanız 120. 360. 4 ile çarparsanız ne olur? 1440 olur. Aslında bunların ikisinin satıldığı gramaj neymiş? 1440 grammış. Arkadaşım 1440'da bu ne kadar satılır? 1440'ı 360'a bölersem ben kaç şey ediyor dostum? Hemen bölelim. Hemen bölelim arkadaşım. 1443-60'a bölersen 4 tane bundan satıldı. Herhalde bundan satılmaz o kadar. 1440-480'e sattım. 3 tane de bundan. Peki dostum. Eşit gramaj burada. 1440 gram satılırsa ikisi de eşit oluyor. Şişelerini kapatmış oluyor. Ekokları doğrulamış oluyor arkadaşlar. 4 şişe bundan, 3 şişe bundan, 8 şişe bundan, 6 şişe bundan olacak. Devam edelim. Tamam bulduk. 4 şişe bundan, 3 şişe bundan satılması lazım. Bu marketteki tarihinde satılan çilek reçelerinde elde edilen toplam gelir 600 TL'den fazla olduğuna göre. Ha, 600 TL'den fazla olmuş. O zaman 4 çarpı 40, 3 çarpı 50 değil mi arkadaşlar? Burası 160, burası 150. Topladım kaç yaptı? 300. 4 çarpı 40, 160. 3 çarpı 150. Ne yaptı arkadaşım? 310 yaptı. Şimdi, peki 7 şişeyi kapatamadım ben. Fazla olduğuna göre en az kaç kavanoz reçel satılmıştır diyor. Evet geliyor. Soru geliyor arkadaşlar. En az kaç şey satılmıştır diyor. 7 şişe satılırsa kurtarmıyor. 7 şişe satılırsa kurtarmıyor arkadaşlar. Evet geliyorum ben. O zaman ne olur dostum? 9 şişe 4'e bölünmüyor. Hayır. Bunu parçalayamayız. O zaman en az ne olur arkadaşlar? 14 şişe satılması lazım.
310. Bir tane daha ilişki satsa 620 yapar. 620'den fazla diyordu. En az diyordu. Cevabımız C olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet, geldik şimdi diğerimize. Yine üst sayılar özelliğini size vermiş. Artık bunları biz öğrendik. Arkadaşım geliyorum ben konteyner gemisi. Uluslararası standartlardaki konteyner adı verilen kutuları taşımak için tasarlanmış yük gemisidir. Aşağıda bir konteyner gemisinde bulunan A, B, C firmalarına ait konteynerlerin birer tanesinin kütlesi verilmiş. Ve firmalara ait konteyner toplam kütleleri verilmiş. Arkadaşım ben bunu buna bölersem 18 üzeri 5'i 9 üzeri 5'e bölersem kaç adet geldiğini bulursunuz. O da ne yapar? 2 üzeri 5 mi oldu? Evet, tamam. Burada 2 üzeri 5 tane var. Şuraya geldim. 6 üzeri 3. Burası ne yapar? 36 üzeri 4'ü. Ben neye bölmem? 6 üzeri 6'ya bölmem lazım. Bu 6'nın karesi değil mi? 6'nın üzeri 12. 6 üzeri ne oldu burası? 8 oldu. 6'nın 6'sı oldu. 6'nın karesi oldu. Burası tamam. Şuraya geldim. 21 üzeri 3 bölü 7 üzeri 3 mü? Bunu da yaparsam kuvvet aldı. 21 bölü 7. 3 yapar. 3 üzeri 3 yaptı mı? Tamam arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Şimdi başlıyorum ben soruya. Şimdi bunu buna böldüm. Ait konteynerin birer tanesinin kütlesi ve gemide bu firmada ait konteynerin toplam kütleleri verilmiştir. Yani arkadaşlar bir konteyner 9 üzeri 5 içeriye girdi toplam gemi şeyi buymuş. Kaç tane girdiğini buldum. Kaç tane girmiş? 2 üzeri 5 tane. Konteynerler gemiye tırlar aracıyla taşımıştır. Yani 2 üzeri 5 konteynerimiz var kilogram. Ama bunlar şeylere taşınmış. Tırlara taşınmış. A firmasına ait konteynerleri tırlar her seferinde 2 tane. Her seferinde 2 tanesi 2'ye bölersem ben ne yapar? 2 üzeri 5 32 2'ye bölersem 16 tane bundan. B firmasına ait konteynerleri tırlar her seferinde 4 tane geldim. 36'yı 4'e bölersem 9 tane tır bunu taşımış. Evet. Her seferinde 3 tane alarak taşımıştır. O şurada 27'yi de 3'e bölersem 9. Evet. Buna göre A, B, C firmalarına ait konteynerleri gemiye taşıyan tırların yaptığı seferler arkadaşlar 16 sefer bu yapmış. 9 sefer bu, 9 sefer bu. 9, 9, 18. 18, 16 daha ne yapar? 34 sefer yapılmış olur toplam. Anlaşıldı mı dostum? Bu da gitti. Evet, güzel sorular arkadaşlar. Çok güzel sorular. Sorular çok güzel. Lale Hanım, naneli 800 tane, portakallı 270 tane, çikolatalı 450 tane olmak üzere 3 çeşit şeker yapmıştır. Lale Hanım yaptığı bu şekerleri her bir çeşidi kendi içinde eşit sayıda. Bak, kendi içinde eşit sayı. 800'ü kendi içinde mesela eşit sayıda olacak. Paketleyecektir. Naneli şekerlerin her biri paketinde şeker sayısı 2'nin pozitif tam sayı kuvvetine, portakallı şekerlerin her biri de şeker sayısı 3'ün pozitif tam sayı kuvveti, çikolatalı ben şey anladım aslan. Naneliler yani 800'ün poşetlere böldüğümde 2'nin kuvvetleri şeklinde olacak. Mesela 16 16 16 olacak. 4 4 4 olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde istiyor bizden. Hemen gelelim. Evet ne diyor? 5'in pozitif tam sayı kuvvetine eşit olacaktır. Buna göre Lale Hanım bu iş için kullanacağı paket sayısı en az kaçtır? O zaman şurası 2'nin kuvvetinin en büyük değeri olacak ama hepsi eşit olması lazım. O zaman 800'ü bir alalım şöyle 2'ye bölelim. 400 2'ye bölelim. Kaç dostum? 200 2'ye bölelim dostum. 100 2'ye bölelim dostum. 50 2'ye bölelim dostum. 25 Dur. Burada dur. 2 bitti mi? 2 bitti. 2'nin kuvvetlerini aldı mı? Kaç tane oldu burası? Aslında 800 neye eşitmiş? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 25 tane. Aslında 800'ü 32'lik paketlere ayırdım. Kaç tane? 32 gramlık veya 32 tane şeker koydum. 25 tane oluyormuş. Anlaşıldı mı? Şimdi geldim 270'e. 3'e bölüyorum dostum. 90.
3'e bölüyorum dostum. Kaç? 30. 3'e bölüyorum dostum. 10. Bitti. Dur. 270'i 27'lik paketlere ayırıyorum. 353 diyeyim, şöyle göstereyim. Hatta en az olduğu için 10 paket oldu mu? Tamam. Bu da bak, en az büyük, en büyük hepsini alıyor müşteri. Öbürüne geldim. Öbür karşıda 450. Hemen bölüyorum 5'e. 5'e böldüm. 90. 5'e böldüm. 18. Dur. 450'yi 5'in kuvveti şeklinde ayırdım. Al arkadaşım, 18. 18 buradan. 10 da buradan. 28. 25 de buradan. 18, 6, 25. Oldu mu lan? 18, 10 da 28 pardon. 28, 25 tane yapar. 53 paket yapar en az. Anlaşıldı mı sorum? Kolay mıymış arkadaşlar? Gördünüz mü? Evet, harikayız. Devam. Özdeş 3 raftan oluşan kitaplığın birinci rafına kalınlığı 30 milim. Oraya 18 milim koymuş. Arkadaşım hikaye böyle devam ediyor. Bunu böyle koymuş, kapatmış. Bunu böyle koymuş, kapatmış. Rafın uzunluğunu isteyebilir. Bakalım ne istiyor bizden. Bu kitaplığın birinci ve ikinci rafına konulan toplam kitap sayısı 104'müş. Dur dostum. Dur. Haydi. Bulalım beraber. 18'de 30'un ekokunu alalım önce. Nerede birleşirler bunlar? 18'de 30. 90. 18'e bölünür. 90. O zaman ne? Ekokta neymiş? 90. Yani burası 90 milim olabilir. 90 milim olabilir şurası. Bizden ne istiyor? 104 kitap. Ben 90'a kaç tane kitap koyayım 90 milime? Buraya 5 tane koymam mı? Her 90 milime buraya 5 tane kitap. Buraya kaç tane kitap? 3 tane kitap koyuyorum. Dikkat edin. Her 90'a kaç koydum? 8 kitap koydum. Dur dostum. 104'ü bir 8'e bölelim. Niye? Çünkü her 90'a 8 kitap koyacağım ya. 104'ü 8'e böleyim. Kaç tane 90 olduğunu bulayım buradan. 104'ü 8'e bölersem 1 kere 8, 24, 13 yaptı. Burada kaç tane varmış 90? 90. 13 tane. 13 çarpı 90'mış burası. O zaman arkadaşım, buna bölünen kim var? 27 13'e bölünmez. 90'a da bölünmez. 19 bölünmez. 13 bölünür. Aynısı cevabınız 13 gelmiş oldu. Güzel bir soruydu. Hocanızı tebrik edin. Hocanızı alkışlayın arkadaşlar. Tamam. Hadi kolay gelsin. Evet, geldim şimdi buna. Ahmet Bey alanı bu verilmiş. Bak. Üstü sayılar üzerine. Tamam. 16 eş parçaya bölün. Bölelim arkadaşlar. 12 üzeri 6'yı ben 16'ya bölersem ben şunun alanını bulurum. Birinin alanını bulurum. O da ne yapar arkadaşım? Burası 3 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6, 2 üzeri 12 yapar mı? 4 üzeri 6 bölü 2 üzeri 4. Hemen 2'ye çevirelim. 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 4. Bu da ne yaptı? 3 üzeri 6 çarpı, cevap gözüktü de ben yine de yapayım. 2 üzeri 8. Bitti dostum. Yaptın mı? Şunun alan demiş. Herhangi birinin 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 8'miş. Dikdörtgen biçiminde bu parçaların her birinin kısa kenarı verilmiş. 2 üzeri 8. O zaman 3 üzeri 6 da burası. Uzun kenar 3 üzeri 6. Ne istiyor benden? Uzun kenar mı istiyor? 3 üzeri 6. Şurayı gördüm ben. 3 üzeri 6 şöyle olur mu arkadaşlar? Gördünüz mü? Cevabınız bu gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da kolay bir soruydu. 14. soruya geldik. Ahmet Usta uzunluğu 50 santim, 55 santim az olan 50 santimden fazla. 50 santim milime çeviriyorum. Hemen milime çevireyim. 500 milimle 550 milim arası. Tamam arkadaşlar. Sonra pastanın üst yüzünü kenar uzunlukları 24 ve 100 milim. Şunlardan yapmış. Ön arka yüzünü kenar uzunluğu 36 milim. 100 milim. Tamam, ayırmış. O zaman arkadaş şu pasta şu uzunluğu görün. Burası 24. Burası 36. 24 36'nın ekokunu alalım. 24 36'nın ekokunu alalım. Ekok.
Alalım dostum. 24, 36'lı ekonu aldığımız zaman şöyle göstereyim ben. 12'ye böldürüz. 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Ne yapar? 24, 72 yaptı mı? Evet. 72 yaptı. 72 milim. Ahmet Usta pastayı kapladıktan sonra bitter ve sütlü çikolataların aynı hizada bittiğini görüyormuş. He, o zaman şuraya geleceğim. 72, şu araya sokmam lazım. 72'nin katını alacağım ve 500 milimden ve 550 milimden az olan bir şey. 72 ekokları her 72'de bir tam kapatıyorlar. O zaman 72'nin katlarını 72'nin kaç 5 katını alsam 360 360 6 katını alsam ne olur 400 bilmem bir şey 8 katını alsam 7 katını alayım dur bayağı aşağı 7 kere 7 kere 2 14 elde var 1.49 evet 504 milim bu araya girdi arkadaşlar burada 504 milim o zaman parça bundan kaç tane varmış 7 tane parça olmuş arkadaş şöyle 7 parça olmuş 7 parça gördünüz mü? 7 parça geliyor. Bize ne söylüyor? Buna göre Ahmet Usta pastayı kaç yerinden kesmiştir? Arkadaşlar pastayı şöyle düşünün. Bir kestiğim zaman 2 parçaya o zaman 1 kesim yapıyorum. 3'e bölmem için 1, 2, 3. O zaman parça sayısının 1 eksiği bana kesim sayısını veriyor. O zaman 7 ise ne olur aşağı kesim sayısı? 6 kesim yapmış olur arkadaşlar. Bu da bu geldi cevabımız. Güzel bir soruydu da. Evet. Şimdi geldik diğerine. Aşağıda kutulardan birincisinde 840 tane kırmızı bilye, ikincisinde 720 tane mavi bilye. Birinci kutudaki bilyelerin %30'u, ikinci kutudaki bilyelerin %20'si çıkarılıyor. Arkadaşım ben %30'unu çıkarsam burada kaçı kalır? %70'i kalmaz mı? Kalır. Bu da %20'sini çıkarttım. Bu da ne kadar? %80'i kalmaz mı? Kalır. Hadi yapalım. O zaman 840'ın %70'ini buluyorum. Çat 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 çat. 7 kere 4 28 elde var. 2 7 kere 5 56 588. Tamam. Diğerine geldim. %80'i kaldı. 720 çarpı 80 bölü 100. Bu da ne yapar? Çat 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 gitti. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 5 56 576 yaptı. Evet. 576 yaptı. 8 kere 7 56 2 16 elde var. 1 56 576 yaptı. Evet. Burada dikkat arkadaşlar. Daha noktadan kalan bir derim. Her birinin eşit sayıda ve tek renk olacak şekilde torbalar konacak. He, o zaman 588 ile 576'nın neyini bulacaksın? Eşit gördüğün için kokunu alacaksın. Alalım arkadaşlar. Ekonu ebobunu alacaksın. Çünkü burada ortak kat en büyüğünü bulman lazım. 2'ye böldüm. Nasıl böleceğiz bunları ya? Burayı bilelim ya. 300 olsa 600. Evet. 12 çıkartacağım. 6 çıkarttım. 500. 294 oldu. 576. 600 olsa 286 mı? 288 mi oldu? 288 oldu. Evet 400. Evet. Evet. 2'ye bölünür. 2'ye bölersen burası 144 olur. Tamam. Burayı 2'ye bölersem burayı 2'ye bölersem 147 olur. Tamam. Arkadaşım 1 5 12 9 2'ye 9'a bölünüyor. Yok 11 12 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. Burası ne yapar? 49 yapar. Burası ne yapar? Kaç yapar dostum? 144 3'e bölerseniz kaç yapar? Bölelim ya. Uf. Şu bölmüşlerde yok mu ya? 4 kere 3 12 24, 48 olmuş. Ebuptan'ı buldun mu? Ortak bölen en büyük sayı buymuş arkadaşlar. Poşeti bu şekilde alırsam ben, yani bilyeleri
4, 12 bilyeyi her kutuya atarsam o zaman 49 bilye poşet bundan lazım. 48 de bundan lazım. 49, 48 daha 17 elde var. 1, 97 tane torba bize lazım olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet, şimdi şu sorumuza geldik. Yine hikayeyi anlatmışlar. Ben hikaye okumayı sevmiyorum. Birinci bölgenin alanı 84. İkinci bölgenin alanı 96. Arkadaşım en az burada kaç olacak diyecek büyük ihtimalle. Bölgede dikdörtgen biçiminde ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır. Tamam. Üçüncü bölgenin çevre uzunluğu en azdır. O zaman en az demesi için buranın en küçük çıkması için buranın en büyük olması lazım. 84 ile 96'yı bölen en büyük sayı gördüğüm 12. Yani burası 12 çarpı 7. Burası 12 çarpı kaç oluyor arkadaşım? 12 çarpı 96 ne olur? Hemen 8 olur değil mi? Tamam. Yaptık mı? O zaman burası 7'ymiş. Burası 8'miş. Burayı buldum mu arkadaşlar? Şura kaç çıktı? 15 mi çıktı? Bu bir kare değil miydi? Kareyse o zaman burası ne oldu? 3 olmaz mı? Çünkü burası 12. O zaman burası da 3 olur. Evet, bize ne istiyor? Çevre uzunluğunu istiyor bizden. Arkadaşım, neyin çevre uzunluğu? Buna göre 3. bölgenin. Ha, şunu istiyor. 15. 15 daha 30. 3. 3 daha 6. 30. 6 daha 36. Cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. 17. sorumuza geldik. Bir onarlık gösterinin basamak değerleri verilmiş. Arkadaşlar hemen şurayı şöyle yapıyorum. 8 artı kaç oldu burası? 5 bölü 10. Burası 24 artı 3 bölü 10. Haydi bunları çarpalım arkadaşlar. 8 artı 5 bölü 10 çarpı 24 artı 3 bölü 10. Çarpıyorum, izle. 8 çarpı 24 192 artı 24 bölü 10. Şimdi bundan çarpıyorum. Artı 5 çarpı 24 120 bölü 10 artı 15 bölü 100. Şurası 12 yapar. 204 yaptı. Artı paydaş dersem 10'la 240, 255 bölü 100 yaptı. Haydi arkadaşım, 255'i de şöyle yazabilir miyim? 204 artı 200 bölü 100 artı 55 bölü 100 diyebilir miyim? İtiraz olan var mı? 2 oldu, 204, 2 daha 206 oldu. Bakın arkadaşlar, 206 artı 55 bölü 0, 55 değil mi? Hadi şimdi. Şurası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 2 çarpı 10'un karesi artı. O onlar basamağı yok, 0 geliyor. 6 çarpı 10 üzeri 0, birler basamağı bu. Artı 10'da birler, 5 üzeri 10 üzeri eksi 1 artı 5 bölü 10 üzeri 100 oldu. Evet arkadaşlar, işte bu. 2 çarpı 10'un karesi, 6 çarpı 10 üzeri 0, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet, cevap Denizli gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da bu. Yukarıda kutulara özdeş bilyeler konmuştur. Her bir kutudaki bilye sayısı o kutunun üzerinde yazan sayının asal çarpanları toplamı ile kendisi hariç en büyük doğal sayı böleninin toplamıdır. Yukarıdaki kutuları özdeş bilyeler konmuştur. Her bir kutudaki bilye sayısı o kutunun üzerinde yazan sayının asal çarpanları toplamı. Asal çarpan 3'e bölünür. 87 hemen 3'e böl dostum, dostum 6 2 27 29 oldu. 3'e 29. 90'ı bölelim. 90 ne olur? 3 olur. Bir tane 2 olur. 5 geldi. Burası kaç oldu? 2 kere 3. 3'ün karesi geliyor. Evet. Şurası 3'ün karesi oldu. 78 2'ye böldüm. 39 3 13 2 3 kere 13 39 çarpı 2 bu oldu. 99'a geldim arkadaşlar. 9'da
11 oldu. Şimdi ne istiyor bizden? Bakalım bir daha. Her bir kutunun bilye sayısı o kutunun üzerinde yazan sayının aşağı çarpanların toplamı. 3, 29'a 32 artı en büyük doğal sayıya bölelim. En büyük doğal sayı bölen ne olur? Kendisi 80'in içeride o zaman 29 olur. Bu mavi. Evet şuraya geldim. Şuraya geldim. 90, 30 oluyor değil mi? Ne istiyor kutunun yazını? Asal çarpanlar toplamı 10 artı 30. Bakayım sarı. Şuraya geldim. Asal sayı toplamları 3, 13, 18 artı en büyük kendisi artı en büyük ortak bilen 39. Kırmızı. 99'a geldim. 20 artı 99 ne olur? 33 olur değil mi? 33 olur. Bu da yeşil mi? Mavi buluyorum. Mavi yazıyorum. 11 elde var. 1 61 mavi. Kırmızıyı buluyorum. 40. Sarı 40. 17 elde var. 1 40 bir de elde var. 57 bu da 53. Yeşilde 53. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Mavi ne istiyor bizden? Şimdi bir de sayıda soldan sağa doğru. Ne diyor bizden? O kutunun üzerinde yazan sayının asal çarpanlar toplamıyla kendisi hariç en büyük doğal sayı eşittir. Bu kutular içindeki bilye sayılar soldan sağa doğru artacak şekilde. Soldan artacak şekilde. O zaman en küçüğü sarı. Sarı hiç yok. Nerede hata yaptı? Soldan sağa doğru artacak şekilde sıralandığında oluşacak olan görüntü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben nerede hata yaptım? 90. Şurası 9 ya. Uf. Evet. Evet. Evet ama yok. Yine de aynı olur. Asal çarpan ise zaten. Toplamı ile kendisi hariç en büyük doğal sayı bölenin toplamı. 3, 5, 10, 30 daha. Tamam. 40 yapıyor bu ya. 45 burası ya. Uf. 45 var değil mi? 90'ı bölen en büyük sayılardan 45 var. 55 oldu bu. Evet. Bu neymiş? 55'miş. Hatayı burada yapmış arkadaşlar. Evet. Zaten 53, 55, 57, 61 dizmiş arkadaşlar. Evet. Cevap Adana geldi zaten. Evet. Adana'da yapıştırmış. Evet. Son. Evet. Güzel bir soru daha geldi. Arkadaşlar son iki sorumuz. Evet. Evet geldi arkadaşlar. Mehmet bilgisayarına koyacağı şifre için aşağıdaki şartları belirlemiş. Soldan ilk haneye yazdığı rakamın karesi olan iki basamaklı sayı. Bana arkadaşlar şuraya iki basamaklı, buraya ben 4 yazdığım zaman karesinden iki basamaklı olacak. 3 olamaz. Burada bunu anladım ben. Ne diyor? Soldan ilk haneye yazdığı rakamın karesi olan iki basamaklı. 4 olur. 5 olur. 6 olur. 7 olur. Bakalım. 4 yazdım. 4'ün karesi. 4. 16. 6'ın geldim soldan 3. haneye. Bak soldan. 3. haneye. 6 geldi. Yazdı. Rakamın küpü 3 basamaklı. 6'ın küpü 216. Tamam. Bu doğru. 5 yazdım. 5'in karesi 25. Şu küpünü aldığım zaman 125. Tamam. Sıkıntı yok. Oldu. 6'yı yazdım. 6'nın karesi 36. Arkadaşım 216. Tamam dostum bu da oldu. 7'yi yazdım. 7 yazdım 49. 49. 9'un küpünü aldığım zaman bilmem 729 gibi bir değer geliyor. Bu da oldu. 8'i yazdım. 8'in karesi 64.
4'ün küpü 64 olduğu için olmaz. İptal. 9'un karesini yazdım. 81. 1'in küpünü yazdım. Bir basamak oldu. Olmadı arkadaşlar. Sadece 4 tane yazabiliyorum arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Evet. Mehmet bu toplardan ikisini almıştır. Mehmet'in aldığı toplardan birinin üzerinde yazan sayının 3 tane, diğerinin üzerinde yazan sayının 2 tane asal çarpanı vardır. Varsa birinin 2 tane, diğerinin 3 tane olacak. Haydi hazır mısınız? En çok karşılıyor. Ben o zaman şunu en çok dediği için 99 alsam. 99'da ne var? Asal değil mi? Aldığı toplardan birinin üzerinde yazan sayının 3 tane, diğerinin üzerinde yazan sayının 2 tane asal çarpanı vardır. Burası 3'te 11 var. Tamam, 2 taneyi buldum. Diğerinin 3 tane olacak. Evet, 96'ya gelsem 96 ne yapabilir? 2 var, 3 var, 2 tane var, olmadı. 95'e gelsem 19 ile 5 var, olmadı. Evet, 90 nerede? 92 93, asa burada olmaz, burada olmaz. 90'a gelsem 2 var, 3 var, 5 var değil mi? Evet arkadaşlar, 99 daha, 189 olur arkadaşlar. En fazla olarak cevabınız bu gelmiş oldu. Haydi gençler, kolay gelsin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Bakın artık yeter ha. Şu grubu bir artıralım artık. Bir 1000 yapalım haydi. Haydi arkadaşlar, kolay gelsin.